Evet, başlayalım inşallah. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden merhaba. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi olarak bilgilendirme seminerlerimizden bugün üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Daha önce COVID-19 bilgilendirme, ardından dijital pazarlama ve bugün yine alanında çok bilinen, çok kıymetli bir danışmanımızdan bir bilgilendirme semineri alacağız. Değerli hocamız Müjgan Çetin bugün aramızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba herkese. Ben izleyicilerimize sizi kısaca tanıtayım. Müjgan Çetin yönetim sistemleri konusunda özellikle çalışıyor. İnovasyon yönetim sistemi danışmalı olarak kendini isimlendiriyor. Türkiye'de inovasyon denildiği zaman, özellikle inovasyon yönetim danışmanlığı denildiği zaman ilk bilinen, ilk akla gelen isimlerden. Hatta bu konudaki çalışmaları yıllar önce büyük bir firmaya aldığı inovasyon ödülüyle de kendisi taçlandırmış. Kendilerini tebrik ediyoruz. Değerli hocam tekrar hoş geldiniz. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi hakkında ben kısaca size bir iki bilgilendirme yapayım. Aramıza katılan arkadaşları da biraz daha bir iki dakika içinde de beklemiş de oluruz bu arada. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi 1976 yılında kurulmuş. Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden bir tanesi. Gıdadan elektroniğe, mekanikten metal işlemeye pek çok onun üzerinde sektörün olduğu bir bölge. Özellikle son yıllarda ilaç kümelenmesi noktasında dikkat çeken Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye'nin alanında en ünlü firmalarının olduğu bir bölge. Yaklaşık 77 bin çalışanımız var. 9 bin civarında da beyaz yakalı arkadaşımız bulunuyor. Bunlar yönetici, mühendis, üretimde olan arkadaşlar, fiilen üretimin içerisinde olan arkadaşlar. Bugün katılımcı arkadaşlarımızın da, diğer katılımcılarımızın da bölgemiz firmalarından ağırlıklı olduğunu tahmin ediyoruz. Ama gerek bölgemizden, gerek bölgemizin dışından olan bütün izleyicilerimize, katılımcılarımıza hoş geldin diyoruz. İyi ki varsınız. Hocam inovasyon yönetim sistemlerine geçelim istiyorum. Bize inovasyon yönetim sistemi nedir? Kuşkusuz inovasyonu da tanımlayacaksınızdır. Ama bizim açımızdan önemli olan şu, işin felsefesi olduğu kadar uygulaması çok önemli. Yani bizim bölgemizde farklı sektörlerden olan katılımcılarımız inovasyon yönetim sistemini kurdukları zaman nasıl bir fayda sağlarlar? Bir de şunu da özellikle de vurgulamak istiyorum. İçinde yaşadığımız bu zor günlerde COVID sonrası inovasyon da çok önemli bir hale geldi. Yani aşının bulunmasından, ilaçla ilgili ön çalışmalardan, bilim adamlarımızın yaptığı, kamunun yaptığı, özel sektörün yaptığı bütün çalışmalarda inovasyon çok dikkati çekiyor. Bu bakış açısıyla, bu bağlamda inovasyon yönetim sisteminin bizim bölgemiz firmalarına sağlayacağı katkılar, bundan sonrası için Türkiye'de inovasyonun gelişmesi açısından fikirlerinizin eşliğiyle sizi dinlemek istiyoruz. Buyurun Sayın Hocam, top sizde. Teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Bu böyle uzaktan inovasyon yönetim alanında yaptığım seminerlerden sonuncusu. Dolayısıyla o da sizlere kısmet oldu. Şu anda nasıl bir Haziran'la beraberim bilmiyorum ama sorunuz çok güzel. Sabahleyin TÜBİTAK'ın bu COVID-19'la ilgili çağrısını canlı olarak izledim ben de. Hasan Mandal hocamızın ve bakanımızın katılımıyla gerçekleşen. Ben bir eski TÜBİTAK'lıyım. TÜBİTAK Daire Başkanlığı yaptığım dönemlerde bu internet projesini de yürütmüştüm. O şerefle de nail olmuştum. O yüzden TÜBİTAK ne yapıyorsa ben yakinen izliyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi sabahki o oturumda çok sayıda kuruluş, COVID aşısı veya COVID tedavisi veya testiyle ilgili o kadar güzel buluşlarını paylaştılar ki TÜBİTAK'tan çağrıya cevap verip bu konuda ARGE desteği alan kuruluşlar. Zor günler geçiriyor dünya. Yani sadece bir yerel veya bir ülkesel veya bölgesel bir zorluk yaşamıyoruz. İnsanlık olarak bir zorluk yaşıyoruz. Ve bu dönem içerisinde tabii hepimiz kendi penceremizden algılıyoruz. Kendi penceremizden değerlendiriyoruz. Ben de bugün sizlerle inovasyon penceresinden bakacağım. Neden inovasyon penceresinden baktığımı da sunum içerisinde paylaşacağım. Haziru'nun hangi inovasyon alanındaki çalışmalarının ne seviyede olduğunu bilmediğim için sorunuzu biraz geriye dönerek bir hani bu çalışmalar nasıl başladı ve şu anda hangi aşamaya geldi ve bu gelinen aşamada bize fırsatlar, yarattığı fırsatlar neler, faydalar neler, biraz bunlardan biraz geriye giderek söylemek istiyorum. Yani bir 5 yıl geriye hocam, giderek anlatmak istiyorum. Şunu da ilave etmek istiyorum, sözünüze kestim. Sadece Çerkezköy'den değil, YouTube'da yayını izleyen, yayın akışına baktığım zaman yayınımızı Tokat'tan da izleyenlerin olduğu konusu hemen gündeme geliyor. Daha Tekirdağ'dan Tokat'a da selam olsun diyoruz diğer izleyicilerimize. Şunu da özellikle de belirteyim. YouTube üzerinden değerli izleyicilerimizin sorularını alma imkanımız da var. Dolayısıyla YouTube'dan soracak olan izleyicilerimiz sorularını hemen şimdiden yazmaya başlayabilirler. Biz de size bu arada iletiriz. Buyurun. Harika olur. Şimdi o zaman ben fazla oyalanmadan hemen sorularınıza cevap vermek için sunumu açayım. Siz beni arada müdahale edip sorularınızı sorarsınız. Tabii, böylece vakitten de tasarruf etmiş oluruz. Şu anda ekranım görünüyor mu? Evet, gördüm. Paylaşabildim herhalde. Evet. Şimdi sözüme başlarken ben kendi penceremden anlatacağım demiştim. Üniversitelerde MBA programlarında öğrencilerime inovasyon anlatıyorum ben yıllardır. Ve orada sınavlardan biri bu gördüğünüz ekranla ilgili. 2007 yılından itibaren Küresel İnovasyon Endeksi denilen bir yayın yapılıyor ve orada ülkeler, işte 137 ülke sıralanıyor. İşte 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra diye. Biz 2007 yılında 45. sıradan girmiş durumdayız bu listeye. Ve ben yıllar içerisinde bunu güncelleyerek ilerliyorum ve bu güncelleme neticesinde işte bu 2019 yılı itibariyle biz 49. sıradayız. Yani başladığımız yerin de gerisine düşmüşüz ve ben bundan çok hayıflanıp ondan sonra işte niye biz ilk 15'te değiliz? Ben uluslararası yaptığım çalışmalarda, ziyaretlerde, toplantılarda biz daha iyi yerlere layığız gibi böyle kendime dert edindiğim bir tablo bu. Bir grafik. Bu sunuma da bu gözle bakıyorum. Covid'e de bu gözle bakıyorum. Şurada yanda gördüğünüz bu sıralamada ilk 10 ülke. Bu söylediğim GII yani Global Innovation Index sıralaması son 5 yıldır da Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından da izlenen bu konuda politikalar geliştirilen bir endeksten bahsediyoruz. Şimdi ben de dedim ki acaba bu ilk 10'a giren inovasyon alanında, yenilikçilik alanında ilk 10'a giren ülkeler acaba korona karnesi ne durumda diye o gözle baktım. Şimdi orada da yine Türkiye Cumhuriyeti'nin takip ettiği Sağlık Bakanlığı üzerinden, TÜBİTAK üzerinden, Cumhurbaşkanlığı üzerinden takip edilen şu aşağıda gösterdiğim web sitesindeki istatistiklere baktım. Bütün dünyadaki işte kaç kişi koronaya yakalandı, kaç kişi bu hastalandı, kaç kişi iyileşti, ne kadar öldü gibi orada çok canlı canlı bu gördüğünüz rakamlar dünün rakamları güncel hemen hemen her gün böyle küçük küçük de olsa değişiyor. Gerçi içinden geçtiğimiz bir dalga var. Dalganın sonu nerede durulacak, nerede iyileşecek bilmiyoruz ama hani bu ne kadar da doğru olabilir o konuda sizlerin de hani katkısı yorumuyla da bu konuda kendime de bir hani şey yapabilirim, düzeltebilirim ama burada tabloda gördüğünüz gibi işte İsviçre 1. ülke, İsveç 2. ülke, Amerika Birleşik Devletleri yenilikçilik alanında 3. ülkeyken işte İngiltere 5. ülkeyken bir anda işte bu grafikte görüyoruz. Koronadan ölüm oranlarında %14-38 ile İngiltere, %12-75 ile Hollanda, %12-21 ile İsveç böyle gidiyor. Yüksek oranlar bunlar. Ülkemiz hangi oranda diye baktım. Ülkemiz %2,75. Yani kaybettiğimiz insan sayısı, Allah rahmet eylesin hepsine. Hani daha keşke daha az olsa kaybımız. Ama şimdi kendimce şöyle bir değerlendirme yapıyorum. Yıllardır, hatta yüzyıllardır biz yenilikçilik, refah, gelişmişlik, ilericilik gibi kavramlarla baktığımız dünya acaba sadece hazcı bir tüketime mi kendini, ekonomisine mi yönlendirmiş? Yani kendi vatandaşını koruyamayan bir yenilikçi listesi var karşımda benim. Bu hocam, sözünüzü kestim. Bu Türkiye açısından mı, dünya açısından mı bu özellikle son söylediğiniz? Bu dünya açısından, yani şurada ilk 10 ülkeden bahsediyorum. İlk 10 ülke, anladım. İlk 10 ülke. Türkiye burada çok çok iyi durumda, hani ölüm oranını bir de bu işi değerlendirme olarak alırsak, hani bu da tartışılabilir, yakalanmaydı, yok efendim hastaneye yatıştı, inkübeydi, evet, gibi bir sürü başka istatistikler de var ama hani yakalansak bile bu bir salgındı, yakalananı sağaltmak, şifa vermek, ona fayda sağlamak, yaşama değer katmak açısından bakıyorum ben. İnovasyona da bir yaşamsal değer olarak bakıyorum. O açıdan baktığım için Türkiye çok çok iyi durumda. Yani inovasyonda biz 49. sıradayken Covid karnemizde 66. sıradayız en kötülere göre. Evet. Dolayısıyla bu dünyada işte herkes söylüyor bu konuda, işte söyleyecek sözü olan, bazen de olmayan herkes konuşuyor. İşte hani benim de inovasyon alanında yine de bizim yenilikçilik olarak yapmamız gereken neler, bugün sizlerle onu paylaşacağım ve ben olaya fırsatlar gözüyle baktığım için bu inovasyon gözlüğünde o fırsatlar açısından ne fırsatları görüyorum ve bunu nasıl bir sürdürülebilir başarı haline dönüştürebiliriz? Bu yakaladığımız rüzgarı ülkemizde insanlara kattığımız yaşamsal sağlık personelimizin bu canhıraş mücadelesine nasıl sürdürülebilir başarı halinde başka hizmet ve ürünlerimize de yansıtabiliriz gibisinden size yorumlar yaparak bahsetmek istiyorum. Şimdi sürdürülebilirliği önemsiyorum. Hani neden önemsiyorum? İnovasyonu zaman zaman kafalar karışık, birazdan onunla da ilgili bilgi de vereceğim ama hani insanlar bir kere voleyi vurdum, ay çok iyi oldu gibi bir anlayış hakim genellikle bu inovasyon terminolojisinde. Hani kafamızda ampullerle dolaşıyoruz zannediliyor. Halbuki o öyle değil. Bu sürdürülebilir bir fayda, sürdürülebilir bir değerden bahsediyoruz. Dünya, UNDP, Birleşmiş Milletler Kalkınma Örgütü 2016 yılında bizim doğaya, çevreye, dünyaya ne kadar büyük zarar verdiğimizi ilan edip 2030 yılında eğer bu zararı durdurmazsak başımızın çok büyük belalara gireceğini ifade edip 2030 amaçlarını açıklayıp bunu da bir sürü sivil toplum örgütüne birçok yerde, sizin Çerkezköy olarak Organize Sanayi Bölgesi olarak dediğiniz gibi ülkemizin gurur duyduğu kuruluşlar orada yer alıyor. Hatta multinational'larda, çok uluslu şirketlerin üretim tesislerinin de orada yer aldığını biliyorum. Korona öncesi sizleri ziyaret etmiştim. Dolayısıyla onların birçoğunda da şu anda bu sürdürülebilirlik çalışmalarının olduğunun farkındayım. Evet, şimdi burada bir şey söylemek istiyorum hocam. Evet. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi İstanbul Sanayi Odası'nın ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin araştırmalarında ilk 500'de, ilk 1000'de çok sayıda firmayı bulunduran bir yapı. Özellikle bu bulunduğumuz günlerde de özellikle belirtmek istediğim tekstilden, ilaçtan, değişik sektörlerden firmalarımız bugünlerin daha rahat atlatılması için bu inovatif projelerini geliştirip uygulamaya da döktüler. Onu da özellikle de belirteyim. Bizim açımızdan, ülkemiz açısından gurur verici. Buyurun. Çok, çok kutluyorum hepsini. Hepinize yani yolunuz açık olsun. Yani keşke işte sizlerden bizler de öğrenelim. Daha herkese örnek olsun. Çünkü başarı öyle bir şey, bulaşıyor yani, iyi bir şey. Gördüğünüz zaman motive oluyor insan. Şimdi UNDP'nin bu 17 tane amacı ifade ederken ben yoksulluğu ortadan kaldıracağım, gezegeni koruyacağım ve insanların barış ve refah içerisinde yaşaması için bunu bir evrensel bir çağrı haline getiriyorum demiş. Şimdi ben de son 5 yıldır Uluslararası Standartlar Örgütü'nün davetiyle bu inovasyon yönetim sistemi standartlarını yazmak için Türkiye delegesi olarak çalışmalara katılıyorum. Ve Uluslararası Standartlar Örgütü de bu sürdürülebilir gelişmenin 15 ilkesinin 3, 4, 8, 9 ve 11. ilkesine paralel bir şekilde bu çalışmalarını sürdürüyor. Burada ISO'nun sayfasını görüyorsunuz. Bu sayfada 4 standardı yayınladığımızı, 4 tanesinin çalışmasının devam ettiğini, 45 ülkenin bizzat katılımcı olduğunu, 18 ülkenin de izleyici olarak bulunduğunu size gösteriyor gösterdiğim slide. Birazdan sizden ayrıldıktan sonra ben bu 4 standarttan bir tanesi daha var. Onun çalışmalarına katılmak üzere uluslararası toplantıya devam edeceğim. Şimdi bu haritada bu mavi renkli, dünya haritasındaki mavi renkli ülkeler katılımcı ülkeler, sarılarda gözlemci ülkeler. Ben ilk bu çalışmaya başladığımda Oslo'daki toplantıya 15 ülke olarak başlamıştık. 40 delegeyle şu anda işte 45 ülkeye çıktı. Bizzat yerinde ziyaretlerle bu yılda 2 defa 3 defa değişik ülkelerdeki toplantılarla devam ediyor. Ve bu toplantılarda işte ben en son Japonya'da katıldığım toplantıda 144 delegeye falan çıkmıştı. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir tek ben temsil ediyordum ülkemizi. İşte şimdi son zamanlarda yaptığım bu duyurularla sağ olsun 3 tane arkadaşım da ikna oldu. Onlar da benimle beraber şimdi değişik bu toplantılara yazılan standartların çalışmalarına katılacaklar. Halbuki İsveç 22 delegeyle katılıyor, Amerika Birleşik Devletleri 18 delegeyle katılıyor, Çin 12 delegeyle, yani İran katılıyor bu toplantılara. Yani aklınıza gelmeyecek ülkeler bu toplantıların içerisinde bu standardın yazımını sağlıyorlar. 5 yıllık çalışmada ben hem IVA'nın 56.004 standardında hem de LEO'yla 56.002 standardın yazımına katıldım. Şu ana kadar 15 toplantı yapıldı. Uluslararası Standartlar Örgütü'nün yeni bir standardı gündeme alıp bunu tartışıp çalışıp yazması burada gördüğünüz 6 aşamadan geçiyor. İşte bu 5 yıl sürdü inovasyon yönetim sisteminde. İlk olarak inovasyon yönetimi prensipleri nelerdir diye başladık. Şu siyah daire içerisine aldığım prensibin yazımını bizzat ben yaptım. O yüzden kulaklarımı çınlatırsınız aldığınız zaman, okuduğunuz zaman diye onu işaretleyeyim istedim, unutmayayım istedim. İlk yazdığımız şey 8 önemli prensip olması lazım. Ben inovasyonu yönetebiliyorum diyebilmeniz için dedik. Şimdi bu prensiplerimiz 56.000 standartına birazdan size bahsedeceğim. O standardın içerisinde yer alıyor. Bunlar katıldığımız dünyanın değişik ülkelerinde yapılan toplantılar. Bu korona olmasaydı Fransa'nın Sendeniz'de yapılacaktı toplantı. Şimdi bu hafta virtual olarak gerçekleştiriyoruz. Bu slayta geçmeden hocam özür dilerim. Bir önceki slaytta orada sizin bu stratejik yaklaşımınızda birlikte bir inovasyonun... İnovasyon yönetim prensiplerinden de bize biraz bahsederseniz bize ilham olur izleyicilerimize. Ondan hızlıca bahsederseniz orada ben görüyorum işte değer vesaire, gelecek odaklı liderler falan şeklinde. Bu çok kısa bahsederseniz çok seviniriz hocam. Tabii ki memnuniyetle. Şimdi yani bir standart yazmak demek bir şartname yazmak demek. bir yapıyı tanımlıyorsunuz. O tanımladığınız yapının çerçevesini çiziyor bu prensipler. Yani ben öyle bir yapı tanımlayacağım ki bu yapının çerçevesi ne olacak? Biz 8 tane prensip belirlemişiz. Bir tanesi değeri gerçekleştirmek. Birazdan size bahsedeceğim. İnovasyonu biz değer olarak, bir finansal veya sosyal bir değer olarak, bir sonuç üretmek olarak söylüyoruz. Mesela bana sık sık soruyorlar, ticaretleşmek midir diye. Sadece ticaretleşmek değil, fayda üretmek. Bu finansal bir fayda da olabilir, sosyal bir fayda da olabilir diye bunu açıklıyorum. Birazdan standarttaki yazılmış haliyle de size bunları ifade edeceğim. Dolayısıyla ben inovasyon yaptım diyebilmeniz için prensip bir, bu değerin gerçekleşmesi gerekiyor. Bir faydaya dönüşmüş olması gerekiyor. İkincisi, gelecek odaklı liderlik. Yani ben bugün baktığım zaman, şimdi birazdan size göstereceğim, İşte bir sürü raporlardan görseller, alıntılar yaparak göstereceğim. Yandım, yıkıldım. Yani ekonomi battı. Şu anda bugüne bakıyorsam gelir yok. Tedarikçilerde, tedarik zincirinde problem var. Ne olacak? Benim halim moduna geçerim. Halbuki gelecek odaklı liderlikte biz bugüne değil, yarına, yarından sonrasına, 5 yıla, 10 yıla, 15 yıla bakıyoruz. Öyle bakılması gerektiğine inanıyoruz. İnovasyonu yönetebiliyorum diyebilmek için. Bu üçüncüsü stratejik yönelim. Benim yazdığım şimdi, ama tabii çok sayıda üzerinden geçildiği için benim cümlelerim değil, ama hani özü olarak beni anımsayın diye bunu özellikle ifade ettim. Bir stratejiniz yoksa rüzgar nereden eserse o tarafa doğru gidersiniz diye hani hepimizin bildiği, sizin organize sanayi bölgenizde yer alan kuruluşların çok iyi bildiği bir yapı var. Aynı şey inovasyonda çok çok öne çıkan bir prensip. Yani siz teknolojik trendlere, siz ekonomik trendlere, siz siyasal trendlere, eğilimlere bakarak kendi geminize, kendi vatanınıza, kendi şirketinize, kendi hayatınıza bir stratejik yön vermeniz gerekiyor diyoruz. Dördüncü prensip kültür. İnovasyon kültürü çok çok önemli. Bu konuyla ilgili sunumun sonunda çok önemsediğim ve korona öncesi Ankara'ya defalarca gittim. 5 yıl içerisinde defalarca gittim. Korona öncesi de bazı kuruluşlardan randevu alıp iptal etmek, uçak biletlerini yapmak durumunda kaldığım şeyde, bir sürü bağlantıda devlete, kamuya söylediğim kültür çok yerel, çok özel bir şeydir. İnovasyon kültürünün ülkemizde ölçülüp değerlendirilmesi ve geliştirilmesi adına yapılması gerekenler diye bir sürü önerilerimi sıraladığım şey. İnovasyon hani her yere tohum ekerseniz ama hepsi yeşermez, hepsi meyve vermez. Kimisi kayaya çarpar, kimisi kurak toprağa çarpar, kimisi de hani iyi bir, verimli bir toprakta yeşerir. İnovasyon da öyle bir şey. Hepimizin çok parlak fikirleri vardır ama içinde bulunduğumuz ortam onu bir değere dönüşmemize olanak sağlayamayabilir. Dolayısıyla nedir bu kültür? Bu standartta bu konuyla da ilgili beklentilerimizi tanımladık. Dolayısıyla burada bunu prensip olarak söylediğimiz için de standartta da buna bir çerçeve çizdik. Bu gelecek öngörülerinin tanımlanması. Yani inovasyon öyle bir şey ki çok ciddi risk almanız gerekiyor bazı konularda. Sabahki oturumlardan bahsetmiştim size. Çok güzel oturumlar izledim. Sabah bu COVID'e yönelik girişimcilerin, teknolojik girişimcilerin, biyoteknoloji alanında, hatta mekanik alanda da çok ilginç çözümler vardı. Bunların hepsi risk içeren konular ama inovasyon her şey sağlam olsun, her şey hesaplı olsundan öte bu anlamda daha farklı bir yapı. Belirsizliği yönetmek de bununla alakalı bir konu ve yapılara uygunluk. Şimdi birazdan ben size anlatacağım standardın genel yapısı içerisinde biz diğer sizin yönetim sistemlerinize entegre bir yapıyı önerdik bu standartta. Ya bana genellikle 5 yıldır hep ben işte inovasyon standardını çalışıyorum dediğim zaman inovasyonun standardı mı olur gibi böyle sorular. Şimdi ben de diyorum ki hani 20 yıldır ben bu ülkede kalite yönetim sistemleri alanında da çalışmalar yapıyorum. Hala kalite yönetim sistemini ürün kalitesi zannedenler var aranızda. Ne yazık ki. Halbuki bir yönetim sisteminden bahsediyoruz. İnovasyon tabii ki her kuruluşun kendi dinamiklerine, kendi ürün özelliklerine veya hizmet özelliklerine göre değişebilir ama biz bu yönetim sistemiyle ilgili bir standarttan bahsediyoruz. Sizin mevcut kurumlarınızın içerisinde var olan bir kalite sisteminiz, bir insan kaynakları yönetim sisteminiz, bir bilgi güvenliği yönetim sisteminiz, bir enerji yönetim sisteminiz, ne varsa yönettiğinizi iddia ettiğiniz inovasyon yönetimi sistemi, birazdan size anlatacağım standart, bunlara adapte olabilir bir yapıda. O farklı bir şey değil. Bir de yanlış anlaşıldı 2008'den itibaren ARGE merkezleri işte sırça saraylar olarak anlaşıldı. Sanki onlar başka bir şeymiş gibi anlaşıldı. Onlar da bir yönetim sistemiyle yönetilen yönetim birimleri. Onların da girdileri var, onların da çıktıları var, onların da finansal kaynakları var. Onlardan da performans bekleniyor. Tamam hani başka bir bakış açısıyla yapılıyor, başka çıktılar bekleniyor ama dolayısıyla sizin mevcut yönetim sistemlerinize adapte olabilecek bir yapıyı önermemiz gerekiyordu. Son prensibimiz de sistem yaklaşımı. Doğal olarak hani öyle tek bir unik tek bir uygulama içinde değil, sistematik, birbirini besleyen, birbirine destek olan yapılar bütünü. Çok uzatmadım inşallah sorularınızı cevaplamak adına. Yok gayet güzel, teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Şimdi burayı söylemiştim, toplantılar devam ediyor dedim. O 3 tane standart yazıyor, 4.'sü de toplantısı yapılmıyor şu anda bu haftanın gündemi içerisinde. Ama hani ilgilenenler için söylüyorum, bu hafta fikri haklar yönetimi, özellikle ARGE merkezi olan sizin Çerkezköy'de yer alan kuruluşlarda bir fikri haklar uzmanı olduğunu biliyorum ben, ziyaret ettiklerimden. Bu çok önemli bir konu. Bu konuyla ilgili de bir standart yazıyoruz. Ona ilgilenenlere duyurulur. Ben içerisinde yer aldığım fikir yönetim sistemi, bu konuda da bir yanlış anlama var. İşte bazı yazılımlar, hem yerli hem yabancı yazılımları kurduğunuz zaman inovasyonu yönetmiş olmuyorsunuz. Sadece fikirlerinizi toplayabiliyorsunuz. Fikirlerinizi bir kayıt altına, bir sistem altına almış oluyorsunuz. Biz bunun fikir yönetimi ile ilgili bu standardı yazarak çok orada da güzel yaklaşımlarımız var. Bu gördüğünüz arkadaşlarım, Jonathan İngiliz, o yönetiyor oturumu. Dünyanın çok değişik yerlerinden, işte mesela gece katılanlar da var. İşte benim gibi akşam üstüne yapan saati gelenler de var. Hepimiz bir araya gelip işte fikir yönetiminin de nasıl yapılacağına ilişkin standardı tanımlıyoruz bu oturumlarda. İlk yaptığımız çalışmalardan birinde de bu prensipleri belirledikten sonra diğer ülkelerin bu konuyla ilgili yazdıkları standartları okuduk. Burada görüyorsunuz birçok ülke bu anlamda ciddi bir entelektüel emek harcayarak kendi ülkesinde yenilikçiliğin nasıl yapılacağına ilişkin bir sistem tanımında bulunmuş. Şimdi bu çalışmalardan sonra hangi standartlar yayınladı? Bunları satın alabilirsiniz. Ben Türk Standartları Enstitüsü'nden de rica ettim. Onlar da bunu TS standardı olarak yayınladılar. 2019'un Aralık ayından itibaren. Artık alabiliyorsunuz. Bu 4 standardı. Bu standartlar neler? 56.002, birazdan size bahsedeceğim. İnovasyon yönetim sistemi. 56.000 standardı. Bu da fundamentals, terminoloji ve tanımlar ve gerekli temel yapıları anlattığımız standart 56.000. Bunu da anlatacağım. 56.003 inovasyon işbirliği ile ilgili nasıl yapacaksınız? Artık hani hepimiz, hiçbirimiz yapamaz hale geldik. Kapalı inovasyon dediğimiz, böyle kendi ARGE merkezimize, içimize kapandığımız çalışmaları daha çok işbirliğiyle yapıyoruz. Onun işbirliğini nasıl gerçekleştireceksiniz? Fikri haklarınızı nasıl koruyacaksınız? Bilginin güvenliğini nasıl koruyacaksınız? Anlattığımız bir standart. 56.004'te yolculuğa çıkmadan önce benim durumum nedir diye ölçüp değerlendirdiğiniz inovasyon yönetim değerleme diyorum ben. Değerlendirme diye de söyleyenler olabiliyor. Şu anda aranızda timin Innova Ligi'ne katılmış olan, Improve metodolojisi ne tanıdık olan kuruluşlar vardır. Bu da onun bir üst standardı. Nasıl yapacaksınız bu değerlemeyi dediğim standart. Bu da üzerinde çalıştığımız standartlar. Hocam burada bir es verirsek sormak istediğim husus. Buyurun. 56.002, 3, 4 ve 56.000'in bizatihi kendisini TS yayınladı. Ama evet, TS'ye bu konuda bir akreditasyonu var mı? Yani inovasyon yönetimi konusunda danışmanlık ve belge verme özelliği var mı? Yok herhalde, değil yok, mi? Yok. Yani TS bu çalışma aynı komiteler, pardon, çalışma komitesi ISO'daki terminoloji, aynı komiteler aracılığıyla yürütüyor. Aynı komitelerde de hani ben bu işe emek ve gönül verdiğim için hani benim biraz şeyle, ittirmemle, motivasyonumla ilerliyor. O yüzden benim Ankara seyahatlerim hep bu anlamda bu konuları harekete geçirmek adına TÜRKAK, TS, Mesleki Yeterlilik Komitesi, Savunma Sanayi Başkanlığı, TÜBİTAK, bakanlık, diğer bakanlıklar, oralardaki ziyaretlerimin sebebi de bu. Bunun ulusal anlamda yaygınlaşması ve bu anlamda sizin söylediğiniz gibi bir adım öne geçebilmek, uluslararası arenada bir adım öne geçebilmek için. Evet. Devam edeyim mi? Buyurun. Hatta zamanımız daralıyor. Biraz da hızlanabiliriz belki hocam. Tamam, oldu. Buyurun. Ne kadar vaktimiz kaldı? Evet, lafı uzattım. Aşağı yukarı bir yarım saatimiz var. Tamam, soru soran arkadaşlarımız da var. Onları da alacağız. Tamam. Okay. Şimdi standartizasyonla ilgili bir şey. Bunu hızlıca geçeyim. Standart herkesin işte askeri kıyafetler gibi aynı göründüğü, aynı davrandığı bir yapı değil. Bu TS'nin ve ISO'nun tanımı. Dolayısıyla inovasyon yönetimi standardı dediğimiz zaman üzerinde uzlaşma sağlanmış ve ilgili tarafların katılımıyla gerçekleşmiş, uygulaması tercihe dayalı bir eşik dokümandan bahsediyoruz. Derdimiz de bu eşik dokümanını kendimize kılavuz kabul ederek küresel ticarete katılmak ve uluslararası işbirliklerinde bir lisan birliği sağlamak. Bu kadar. Ve hani o da canınız istiyorsa, yoksa yok hayır ben kendi terminolojimle, kendi bildiğim yönetim sistemleriyle çalışacağım diyorsanız buyurun çalışın. Bu da o uluslararası standartizasyon piramidi. Bunu da hızlı geçiyorum. İçinizde kalite yönetim sistemlerine aşina olan arkadaşlarım vardır. 1987'de dünya bu işin farkına varıp küresel ekonomiye geçtiği zaman işte kalite yönetim sistemleriyle başladı, çevre, iş sağlığı güvenliği, bilgi güvenliği diye devam etti ve 2019'da da biz inovasyon yönetim sistemlerine geçtik. Ben 9001, 27001, 50001 ve 45001'de baş denetçiliğim var. Bu standartlara, yani yaklaşık 20 yıldır falan bu standartlar konusunda da bir fiil icracıyım. O bakış açısıyla da bu entegre yönetim sistemleri standart çalışmalarına katkıda bulundum ve nasıl entegre yönetim sistemi kuracağız diye de şimdi sizlere işte böyle şekillerle izah etmeye çalışıyorum. Temel çatıyı 9001'de kurup onun üzerine diğer bütün sistemleri nasıl kurduysak inovasyon yönetim sisteminde öyle kuruyoruz. Bu ISO 2015 yılında bütün standartların aynı yapıyla ifade edilmesi için bir high level structure diye bir yapı önerdi. Bu yapı gereği bütün standartlarda, yönetim sistemi alanında yayınlanan bütün standartlarda ortak kelimeler kullanılmaya başlandı. Risk, politika, izleme, denetim, uygunsuzluk gibi bir sürü kelime. Bu konuda aşina olan arkadaşlarım bilecekler. Ortaktır bütün standartlarda ve bütün standartlar 4'ten 10. maddeye kadar, bir 10 maddedir. İlk 3 madde girişler gibi konuları içerir. Ve bu inovasyon yönetim sistemi standartlarını satın aldığınız zaman göreceksiniz ki inovasyon yönetim sistemi standartının diğer bu sizin 9001'den pek bir farkı yok. Sadece madde 6 ve madde 8'de inovasyona özel konuları kapsıyor. Bunlar benim katıldığım standartlarda, toplantılarda bir kısmı görseller. Şimdi hızlıca inovasyon tanımıyla ilgili bir yapmak istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Bunu 6 yıl sürdü bunun tartışması grup içerisinde. Bu tabloyu da benim bu sene yayınlamayı planladım. Allah kısmet ederse kitabımdan bir tablo. İnovasyon İlle bir invente, bir buluşa dayanmak zorunda değil. Burada buluşu yapanlar, burada inovasyonu gerçekleştirenler. İnovasyon yaratıcılıktır hocam değil mi diye sorular görüyorum. Hayır, yaratıcılık sadece bir yetenektir. Siz yaratıcılık yeteneğinizi kullanarak yenilikçi fikirler üretebilirsiniz. Ama inovasyon yaratıcılık değildir. Sadece teknolojik odaklı uygulama değildir. Ar-Ge değildir. Ar-Ge bir problemin sistematik bir şekilde çözümünü ifade eden bilimsel çalışmalar bütünüdür. Ür-Ge değildir, iyileştirme, geliştirme değildir diye bunu ifade etmemiz lazım. O yüzden çok önemsiyorum. Lütfen yani hiçbir şeyle ilgilenmiyorsanız bu standardı alın. Bunu okuyun istiyorum 56.000'i. Bu inovasyon... Hocam izleyicilerimiz şimdi bunu söyleyeceksiniz. Nedir, ne değildir de. Peki nedir diyecekler yani şimdi bize. Buyurun. Nedir o zaman? Şimdi bu benim de tercümem. Size aldığınız zaman İngilizcesini göreceksiniz. Hani TS'de yapmadı. Benim tercümemle inovasyon nedir? Çok beğeniyorum bu tanımı. Yenilik ve değerin ilgili tarafların algılamasına bağlı olduğu. Yani birazdan size hızlıca bahsedeceğim. Ben 10 senedir Skype kullanıyorum. Müşterilerime ya Skype üzerinden yapalım, ben kalkıp gelmeyeyim oralara dediğim zaman olur mu hocam hadi gel diye algılanırken şu anda biz Skype üzerinden birlikteyiz. Dolayısıyla tarafın algısı yani hazırı nasıl şu andaki algı sağlığımızı korumak olduğu için artık bu uzaktan eğitimler, uzaktan toplantı teknolojileri bir değer üretmeye başladı. Eskiden bu teknoloji var olsa bile bir değeri yoktu bu yeniliğin. Dolayısıyla yenilik ve değerin tarafların algılanmasına bağlı olduğu ve bununla alakalı olduğu bir sonuçtur. Yani ben şu anda sizlerle beraber bir sonuç üretebiliyorum. 10 sene öncenin teknolojisini kullanarak. Şu anda size ancak bu bir değer üretebiliyor. Dolayısıyla inovasyon sadece bu yenilik, ürün değildir, bu teknoloji değildir. Hizmet, süreç, model ve yöntemde olabilir diyor. Şu da çok felsefi bir tanım. Finansal veya sosyal değerin gerçekleştiği veya yeniden dağıtıldığı, yeni veya değiştirilmiş varoluştur. Yani mevcut teknolojiyi değiştirerek de siz bunu yeni bir sosyal değer üretebilirsiniz. Yani bir sosyal inovasyon üretebilirsiniz demek istiyoruz bu standart ile. Ve değeri önemli kılan ifade edilen veya edilmeyen ihtiyaçlardır. Bu ihtiyacın karşılanmasıdır. Bunlar hakikaten üzerinde derin düşünmenizi tavsiye edeceğim tanımlamalar. Bir de aranızda YEFKEM 2020 uygulamasına aday olanlar veya katılmayı düşünenler varsa o YEFKEM'in yeni modelinde de yenileşimin yönetimi önemli konulardan bir tanesi. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Standardın kendisine geliyorum. Bu görseli aşina olanlar vardır. Kalite yönetim sistemindeki PUKA görseli veya oradan farklı olarak biz bu standartta iyileşme fırsatlarını alırsınız. Bunu inovasyon süreçleriyle, yani fikir yönetimi süreçleriyle değil, inovasyon yönetimi süreçleriyle bu fırsatları, niyetleri, yenilikçi fikirleri alırsınız. Bunu bir değere dönüştürüyorsanız bu inovasyonu liderlikti, desteklerdi, planlamaydı, geliştirmeydi. Bunlarla da yönetirsiniz diyoruz. Bu standart her türlü organizasyon, yani kamu da uygulayabilir, özel şirketler de uygulayabilir, sivil toplum da uygulayabilir, KOBİ de uygulayabilir, büyük kuruluşlar da uygulayabilir. Her türlü inovasyon için ürün, hizmet, süreç, iş modeli inovasyonlarınız için inovasyonunuzu yönetebileceğiniz, sürdürülebilir bir yönetimiz diyebileceğiniz yapıyı size anlatır. Her türlü yaklaşımınız için açık inovasyon, kapalı inovasyon veya teknolojik inovasyon. Bu standardın içindekiler kısmı, bu da maddeler. Ben o kırmızıyla yazdıklarımda bu maddelerin içerisinde inovasyona özel farklılıklar. İnovasyon yönetimi değerleme 56.004'te bu değerleme prensiplerimiz. Bu ilk önce benim inovasyon yönetimim nedir diye baktığınız şeyin prensipleri bu. Bunun için yaparız bu değerlemeyi. Şu andaki mevcut yönetimimi ne kadar iyi yaptığımı öğrenebilmek için yaparız. Ya kendimize bir yol haritası oluşturmak için yaparız. Bunu nasıl yapacağınıza ilişkin bu standardımızda 56.004. 56.003 ise işbirliği ile ilgili. Neden işbirliği yaparız? Riskleri azaltmak için, maliyeti düşürmek için. En iyi uygulamaları en iyi yapanla hayata geçirmek için ve kendi yatırımlarımızı azaltmak için bu inovasyon işbirliğini nasıl yapacağımızı anlatan standartta 56.003. Şimdi çok konuşuluyor, VUCA döneminde miyiz, VUCA çağında mıyız diye. VUCA kelimesi değişken, belirsiz, karmaşık ve muğlak. İngilizcesinin baş harflerinden oluşturulmuş bir şey. 1987'de ortaya atılmış. Bu iki tane hocamız, Warren Bennis ve Bart Nanus, Soğuk Savaş'ın bittiği, işte Berlin Duvarı'nın yıkıldığı bir dönem için "Vay, biz VUCA çağındayız" diyordu. O zamandan bu yana benim yaşımda olan arkadaşlarım hangi VUCA'lar atlatmış bu dünya yani diye düşünebilirsiniz. Ama şimdi hala VUCA'da değil miyiz hocam? Bir VUCA'dan başka bir VUCA'ya ister istemez sürükleniyor dünya. İnşallah bu günlerde geçecek. Evet, evet. Şimdi hızlıca, ne kadar vaktim kaldı? Evet, 15 dakikam kaldı. 17 dakikamız var. 17 dakikamız var. Şimdi TEPAV'ın bu araştırması %90 ekonomide daralma olan sektörlerden %5'e kadar daralma olan, işte IMF'nin ve Fitch'in veya diğer şeylerin raporları, dünya 2020'de çok daralacak, ancak 2021'de bu şeye geçeceğiz, bir hani iyileşmeye geçeceğiz deniliyor. Fakat işte ben olaya böyle karamsar gözle bakmıyorum, iyimser gözle bakıyorum. Dünya %6-7-8 daralırken Türkiye %2 ile bu işi atlatacak görünüyor. Çünkü benim hani tanıdığım kuruluşlar ve çalışmaktan onur duyduğum Arçelik 14 gün içerisinde lisansı alınmış bir teknolojiyi o 4 tane kuruluşla birlikte bir işbirliği içerisinde bu ventilatör denilen şeylerde soluk alma cihazları, yoğun bakım ünitelerinde lazım olan ve dünyada kıtlığı çekilen bir teçhizatı seri üretim haline getirebildi 14 gün. Hocam, yani bu... sözünüzü kestim. Arçelik Çerkezköy'de zaten. Bizim buradaki tesislerinde bu donanımın yapılması başarıldı. Hepimiz açısından gurur verici, ülkemiz açısından gurur verici. Çok büyük onur verici bir şey. Ben yani ülkemde Arçelik'ten çok olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda bu dinamizme, bu yeniliğe, bu çalışkanlığa, bu azme sahip kuruluşla tanıştım, kişiyle tanıştım. O yüzden benim şeyim, ne derler orada, bir motivasyonum çok yüksek. Biz ülke olarak dünyadan da çok daha önde bu işleri atlatacağız, başaracağız diye düşünüyorum. Ancak sizlere şey söylemek istiyorum. Burada bu fırsat ne gözlüğüyle bakmamız lazım. Biz inovasyon yönetim sisteminde de fırsat analizlerinin yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Sizlere az önce bahsettim. Burada ben bu 10 yıldır anlattığım teknolojiler bunlar. Hepiniz de bunlara tanıksınız. Bunlarla ilgili çalışmalar yapıyorsunuz. 3D printerler, giyilebilir teknolojiler, dronlar, sanal artırılmış gerçeklikler, büyük veriler, işte sürücüsüz arabalar, bir sürü bunları biliyorsunuz. Ama şu anda az önce bahsettiğim gibi bunlar yeni değer üretmeye başladı. Aranızda Gartner grubu takip eden, ben işim gereği teknolojik trendler nereye gidiyor diye de bunları takip ediyorum. Bu aşinasınızdır. Bu 2019 yılının hypercycle dedikleri teknolojik trendler. Burada yaşam bilimleri, şu anda yaşamsal bir risk altında, yaşamsal bir tehdit altında olduğumuz için o gözle de baktım. 2 sene içerisinde yaşam bilimleri alanındaki teknolojiler yaygınlaşacak diyor korona öncesi. Şimdi korona döneminde işte İsveç'teki şeylere tanık oldunuz hepiniz, partilere, elime çip takma partisine. Amazon Go yıllardır var ama çok ilk defa temassız ödemelerle öne çıktı. Bu uzaktan tanıma teknolojilerin Çin'de nasıl yaygınlaştığı, sosyal puanlama yapıldığı, korona takibi yapıldığı yaygınlaşmaya başladı. Bizim ülkemizde de biliyorsunuz Sağlık Bakanlığı'nın telefon uygulamalarıyla izleme başladı. En son geçen hafta bu Hollanda'da bir restoran internetten de rezervasyon yapıyor. Böyle kulübeler yapmış. O kulübelerde size özel korona free yemek yiyebiliyorsunuz, sosyalleşebiliyorsunuz. Dolayısıyla ben korona sonrası bu teknolojik trendlerde ne dönüştü derdine düştüm. Bu mega trend, Trend Hunter'ın sayfası. Buradan da bakın bunlara. Uzun uzun anlatmayacağım. Ben çok gurur duydum. Benim Bilim Kızı diye bir projem de var. O proje çerçevesinde de yakın takibe aldığım Profesör Canan Dağdevren, MIT'de profesör ve işte geçen haftalarda anons etti giyilebilir teknoloji. Bunlar çok yaygınlaşacak. Korona sonrası teknolojik trendlerde ses kontrollü cihazlar, arttırılmış, genişletilmiş gerçeklik. Ben şu anda küçücük bir kamera deliğine bakarak konuşuyorum ama bu çok yorucu beyin için. Bununla ilgili araştırmalar da okuyorum. Şimdi bu arttırılmış ve genişletilmiş gerçeklik denilen şeylerle böyle siz 3 boyutlu film izler gibi böyle ben sizin mekanınıza böyle 3 boyutlu olarak fırlayacağım. O nasıl yorulacak bilmiyorum ama onların çok yaygınlaşacağı söyleniyor. Giyilebilir teknolojiler. Bir de atık özgür çözümler, karbon negatif. Moda'da ve şeyde İstanbul'daki arkadaşlarım biliyorlardır veya o videoları görmüşlerdir. Ortaköy'de işte karnı doyurmak isteyen yunusların dansları kayıt altına alındı. Sizler izleyebildiniz mi bilmiyorum. Doğaya ne kadar zarar verdiğimiz, havayı ne kadar kirlettiğimiz falan böyle ayan beyan artık ortalığa çıktı. Ama biz işte bu sıfır atık projesiyle bez torbalara geçerken birdenbire yine işte eldivenlerimizi, maskelerimizi ve marketlerde ellemeden sebze meyve alacağız diye torbalara boğduk ortalığı. Dolayısıyla hani bu hassasiyetimizi tekrar gündeme getirmemiz lazım. Burada özellikle söyleyeceğim şey, hemen hızlıca söyleyip geçmek istiyorum. Ben evden çalışabiliyorsam bu sadece yaptığım işlerin aynısını yapıp kameranın karşısına geçip size işimi yapıyor olmak bir yenilik değildir efendim. Bu yeni teknolojiyi kullanarak aranızda kurumsal çalışmalarla evden çalışan arkadaşlarım vardır. Lütfen iş süreçlerinizi de bu yeni teknolojilere de inove edin demek istiyorum burada. Aynı şekilde mevzuatlarının da değişeceğine inanıyorum. Çünkü çalışma iş kanununun değişeceğine inanıyorum. İş sağlığı güvenliğinin değişeceğine inanıyorum. Geçen hafta elime süt döktüm. Elim haşlandı. Ben acaba iş kazası mı geçirdim, ev kazası mı geçirdim? Dolayısıyla evden çalışmayla ilgili ücretlendirmeler, masraflar, hatta ARGE bir hafta önce Barank'ın bu ARGE merkezleriyle ilgili olan bir şeyini izledim. Şu anda aranızda ARGE merkezlerinde uzaktan çalışmaya müsamaha ediyorlar ama mevzuatı değiştirdiklerini söylüyorlar. Bu dolayısıyla mevzuatlar dahil bütün sizin iş süreçlerinizin süreç inovasyonuna tabi olacağına inanıyorum. Bu gençlere çok güveniyorum. Onların, gençlerin bu fırsatları gördüğünü de görüyorum. Ben geçen sene bahar aylarında başladığım, ya bari gençlere anlatayım inovasyonu diye birçok üniversitede öğrencilerle görüşüyorum, birlikteyim. Onlara mesleklerinin nasıl dönüşeceğini anlatıyordum. Bir ücretsiz Udemy'de bir eğitim düzenlemiştim. Bu bir ay öncesine kadar 2000 öğrencim varken şimdi 2400, bir ay içerisinde 2400 öğrenci ve ben Türkçe konuşuyorum. Özellikle inat ettim, İngilizce anlatmayacağım diye. Sonra şimdi başka derslerim de var, İngilizce'de devam ediyorum ama bu dersi Türklere, dünyanın her yerindeki Türklere ve Türk gençleri, kendi genç hissedenler için hazırlamıştım. Bu bende ciddi, böyle bir ayda 2500 öğrenci beni ciddi motive etti. Sözlerimi şöyle toparlayacağım. Bunları sizlerle paylaşmamın sebebi, sizlere de son defa böyle hepinizle birlikte olmamın sebebi, kaç kişiyiz şu anda bilmiyorum. Umarım sonra da izleyenler olur. Çünkü çoğalmak istiyorum. Kendimi yalnız hissediyorum. Hep ben konuşmayayım, sizler de konuşun. Birlikte daha çok konuşalım. Bu konu daha çok bilinsin, daha çok kullanılsın, daha çok taraftar bulsun derdindeyim. Ve bağışıklığı güçlü kamu oluşsun, bağışıklığı güçlü bir sivil toplumumuz oluşsun, bir özel sektörümüz oluşsun istiyorum. Ülkemde yerli çözümler üretilsin ve bu yerli çözümler desteklensin. Sadece sabah izlediğim gibi COVID'e yönelik değil, inovasyon kültürünün ölçme ve değerlendirmesi, bizim kişilik analizlerimiz, aranızda çok sayıda Amerikan testleri, Alman testleri, Alman yazılımları kullananlar var. Ben hani bu anlamda biraz taraflıyım. Ülkemde çok iyi yazılımların olduğunu biliyorum. Çok iyi bilim insanlarının, çok iyi mühendislerin olduğunu biliyorum. Ve bizim ülkemizde üretilen bu yerli çözümlerin dünyada yer alabileceğine eminim. Bunlar için bu fırsatı değerlendirelim istiyorum. Mesleki açıdan sadece kapımızın önüne işte İK'da yaptığımız gibi bir etiket asarak ARGE müdürlerinin kapısına inovasyon müdürü diyerek bunun olmadığını, olamayacağını mesleki yeterlilik kurumuna, TÜRKAK'a, TS'ye, bakanlığa, herkese anlatma derdim bu. İnovasyon profesyonelleri yetiştirelim istiyorum, denetçiler yetiştirelim istiyorum. Standart dünya hadi uygulayalım dediğinde işte 2000 euroya Almanya'dan denetçi getireceğinize, aranızda birçok arkadaşım var, onları ben yetiştireyim. Onlar hani 2000 euro ödemesenize 2000 lira ödeyin bari, onlar kazansınlar. Yeter artık, hani biz o kazanabilecek nitelikteyiz diye düşünüyorum. Dolayısıyla sizlerin de benim bu kamuya, bu önerilerimle beraber sizlerin de bana destek olmanızı bekliyorum. Sorularınızı cevap vermek üzere de hazırım. Ben de buyum diyorum. Hocam çok bekliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi hocam son 7 dakikamız var. Ben gelen sorulardan size de yönelteceğim inşallah. Evet, ekran görüntüsünden normal görüntüye de dönebilirsiniz sayın hocam. Peki dönmeyi düşündüm ama başarabildim mi bilmiyorum. Henüz sizi göremedik. Henüz göremedik. Sunuyu kaldırırsanız. Sunuyu evet. Kaldırdım ama başardın mı? Yok, hala henüz göremedik hocam. Sizin en kötü ihtimal öyle kalabilir. Çok da problem değil. Devam edelim biz sohbetimize. Sunu, kendimi görüyorum sizde hala hocam. Ben onu niye başaramadım acaba? Sunuyu kaldırmanız gerekiyordu. Devam edelim biz. Ha, bir dakika. Galiba başaracağım. Tamam. Başardın mı? Tamam. Aynen. Tamam. Sizi görüyoruz inşallah. Tamam. Gelecek görüntü ana ekrana da. Şimdi Sayın Hocam, gelen sorular var ama ben faydayı artırmak açısından birkaç soru yönelteceğim. Ardından izleyenlerden gelen soruyu yöneltmek istiyorum. Şimdi malum Türkiye'nin gayri safi milli hasıla açısı içerisinde ARGE harcamaları 5 yıl önce %1 seviyelerindeydi. Dünya ölçeğindeki %3'e doğru yükselmeye çalışıyoruz. Bu konuda kamu ve özel sektör kimi zaman işbirliği, kimi zaman bağımsız çalışarak bu oranı yükseltiyorlar. Şimdi izleyicilerimizden bir tanesi şöyle enteresan bir soru sormuş. Tüketici davranışlarındaki değişiklikler, malum işte Covid-19 sonrası tüketici davranışları değişecek diyor. Tüketici davranışlarındaki değişiklikler inovasyon yönetim sistemlerini sizce ne ölçüde değiştirecek diyor. Enteresan bir soru. Güzel bir soru. Az önce ben inovasyon tanımını yaparken bunu söyledim. Tarafların algısına bağlı olarak inovasyon değer buluyor. Bir sonuçta üretilen değerin karşılığı oluşuyor. Dolayısıyla tüketicinin davranışındaki değişiklik inovasyona ihtiyacı, inovasyondaki büyümeyi sağlayacak bence benim penceremden. Neden? Çünkü 10 yıldır var olan teknolojiler artık fayda üretmeye başladı tüketicinin nezdinde. Evet. Dolayısıyla biz bir sürü teknolojik girişimcimizin, bir sürü kuruluşumuzun yapmış olduğu yenilik tüketicinin nezdinde onun sağlığına bir fayda sağlıyorsa, sağlığını korumaya bir fayda sağlıyorsa, bugünkü ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir fayda sağlıyorsa çok ciddi değer bulacak. İkinci sorum da şöyle olacak. Şimdi siz biraz önce bahsettiniz, Türk Standartlar Enstitüsü 56.000'in değişik açılardan 56.002, 56.000 sözlük vesaire konularında yayını yaptı. Ama akredite değil. Şimdi böyle bir inovasyon sistemini kurmak isteyen ve bunu akredite bir şekilde kurmak isteyen bir kurum hızlıca neler yapabilir? Bu çalışma ne kadar sürer? Mesela akılla gelecek sorulardan bir tanesi de budur. Buyurun. Benim bu çalışmalara katıldığımı duyan, beni takip eden çok sayıda ülkemiz adına gurur duyduğum kuruluş var. 5 yıl içerisinde bana ulaşmış. Yani ben sadece son bu standartlar yayınlandıktan sonra bir fiil tanıtmaya başladım. Böyle bir şey yazdık, yayınlandı diye. Ondan önce sadece kendi mecramda İşte şu toplantıya katıldık, bunu yazdık, böyle filan gibi şeyler söylüyordum. Buradan beni takip eden Ereğli gibi, işte Şişe Cam gibi, daha adını hatırlayamadım çok sayıda kuruluş, ya hocam sen ne yazıyorsun, bize bir anlat dediler. Dolayısıyla gittik onlarla, ben standartı anlatıp onlarla çalıştaylar yaptık. Bugünkü yaptıklarının uluslararası arenada uzmanlar tarafından bu eşiktir, minimum eşiktir diye yazılanların neresinde olduğuna ilişkin çalışmalar yaptık. Şimdi bu çalışmalar minimum bir yıl sürüyor. Yani en iyi kuruluşlarla bir arada olma şerefine eriştim. Ama gördüğüm şey şu ki, bir kere tanımlarını ciddi biçimde gözden geçirmeleri lazım. Yani bu inovasyon nedir, ARGE nedir, iyileştirme nedir, geliştirme nedir, kaizen nedir gibi, fikir nedir gibi, fikir yönetim sistemi nedir gibi terminolojilerini gözden geçirmeleri gerekiyor. Çünkü çoğunlukla karşılaştığım şey, ARGE projesi odaklı bir sistem kurulmuş ve ARGE mevzuatı odaklı bir sistem kurulmuş. Bir ARGE projesi yönetimi ile inovasyon projesinin yönetimi birbirinden farklıdır. ARGE bir bölümdür, bir ünitedir. Halbuki inovasyon dediğiniz zaman halkla ilişkilerden başlayan, pazarlamayı, satışı da içine alan bir işbirliğinden bahsediyoruz. Evet. ARGE bölümünüz sizin bir mevcut ürünlerin üzerinde iyileşme yapar, geliştirme de yapar. O projelerden de sorumludur. Yani Ar-Ge bölümü her zaman inovasyon yapmaz. Dolayısıyla ben şu anda çok iyi bir işte Ar-Ge'm var. Bu konuda da kendimi yenilikçi hissediyorum. Uluslararası arenalarda, uluslararası sistemlerle yönetiliyorum diyenler için bile minimum bir yıllık çalışma gerekmekte efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet hocam, sohbetinize doyum olmaz. İnşallah söz arasında bahsettiğiniz kitabınızı da merakla bekliyor olacağız. İnşallah, okumayı çok isteriz. İnşallah, teşekkür ederim. Bu haliyle ben kapatmak da istiyorum. Önümüzdeki cuma günü bir toplantımız da olacak. Onun da buradan anonsunu vereceğim. Aramızda bugün inovasyon yönetim sistemi danışmanımız Müjgan Çetin vardı. Kendisine güzel konuşmalarından, verdiği bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. İnşallah önümüzdeki zamanlarda tekrar buluşma imkanı buluruz. İnşallah. Kıymetli izleyicilerimizle bir anonsu da özellikle yapmak istiyorum. Yine önümüzde içinde yaşadığımız günlerde post-korona dönemi, işin geleceği, uzaktan çalışma modeli, kriz fırsatları ve ofislere geri dönüş hazırlıkları konusunda yine bilinen değerli bir isim, eğitmen, yazar, danışman Canan Duman'dan bir seminer alacağız. Değerli hocam, sizi de inşallah izlemenizi bekleriz. Memnuniyetle. Seminerimiz 15 Mayıs önümüzdeki cuma saat 15'te başlayacak. Yine bir saatlik böyle tadımlık bir şey. İnşallah bütün izleyicilerimizi bekliyoruz. Hocam tekrar görüşmek üzere diyoruz. Saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyoruz. İyi günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın hocam.